Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz ve girecek olduğumuz bu önümüzdeki sınavda Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah hakkınızda hayırlı olanı gönlünüze razı, gönlünüzdekini de inşallah hakkınızda hayırlı etsin. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ünitenin akıllarda daha iyi kalması adına sizler için denemeler hazırlıyorum. Bu denememizde tamamı haritalı sorulardan oluşan Türkiye'de ulaşım ile ilgili. Ne var bu denememizin içerisinde? Türkiye'nin kara, demir, deniz, hava ve pipeline diye adlandırdığımız boru hatları ile ilgili ÖSYM tarzında can alıcı sorular var. Hem de açıklamalı arkadaşlar öyle soruyor okuyup da cevabı şudur deyip geçmiyoruz biz. Amacımız konu açığını kapattığından detay ve açıklamalı çözümler sunuyoruz. Eğer beğenirseniz yorum yazar ve kendi hesabınızdan da paylaşırsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Bir haritamız var ve harita üzerinde dört noktamız var. Soru şu bu dört noktanın bulunduğu limanlarla ilgili hangisi yanlıştır diye sormuşlar. Okuyalım isterseniz. 1- bir, bir, numaralı limanın hinterlandı dar olduğu için gelişememiştir. Bu arada hinterland yükleme boşaltma yapabilecek karadaki kesim anlamına gelir. Bir limanın hinterlandının geniş olması gelişebilme özelliğini gösterir. Örneğin bir numaralı yerde küre dağları bulunduğu için ve Sinop limanı orada gelişememiş. Yani Hinterland'ı dar olduğu için gelişememiştir. Gelişememesine sebep olan dağın adı nedir diye sorarlarsa da Küre ya da diğer adıyla İsfenyâr dağları dersiniz. 2 numaralı liman tarım ürünleri dış satımında öneme sahiptir. 2 numaralı liman İzmir limanıdır. İzmir limanı Türkiye'nin ihracat değeri en yüksek limanları arasındadır ve Ege bölgesinin tarımsal anlamdaki ürünlerini dış piyasaya gönderdiğimiz en önemli limandır. O da doğru. 3 numaralı liman İran'ın dış ticareti açısından büyük öneme sahiptir. Arkadaşlar 3 numaralı liman Botaş Limanı işaretli yer. Hadi Botaş olmadı diyelim İskenderun Limanı. Hani tam olarak yeri belli değil diye düşündüğünüzde. Bir kere bizim İran ile ticaretimizi İstanbul'dan kalkan geminin Trabzon'a gelmesi. Trabzon'un hemen hinterlandında yer alan Trabzon, Erzurum, İran diye tabir ettiğimiz E19 olarak bilinen uluslararası ticaret yolu üzerinden gerçekleştirilir. Gürbulak sınır kapısından özellikle bu 3 numaralı kısım bununla ait değildir. Dolayısıyla cevabımız burada 3 üç olabilir. 3'ü alalım. Bir bekleyelim bakalım 4 neymiş? 4 numaralı limanın dış alım ve dış satım açısından Türkiye'nin en büyük limanıdır. 4 numaralı liman İstanbul Limanı arkadaşlar. Kaldı ki İstanbul Türkiye'nin hem ithalat hem de ihracatta yani dış alım ve dış satımda birinci limanı olma özelliğine sahiptir. Evet, burada cevabımız Bursa olarak çıkacak arkadaşlar karşımıza. Evet, diğer bir sorumuza bakalım. Yine bir harita üzerinde birkaç yer verilmiş. Diyor ki: "Aşağıdaki haritada Türkiye'de bazı karayolu geçitleri verilmiştir." Evet. Karayolu geçitlerinin Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmasında hangisi temel etkendir? Arkadaşlar öncelikle zaten konumuz konu açığını kapattığı için şu geçitlerle ilgili biraz bilgi vermek isterim. Zigana geçidi Trabzon Gümüşhane arasında. Kop geçidi Bayburt Erzurum arasında can kurtaran da Artvin'de arkadaşlar. Bu geçitler Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlar. Sertavul geçidi Antalya Çubuk arasındadır. Çubuk geçidi... Ee... Yeri yanlış arkadaşlar çubuk geçidinin burada şunu söyleyeyim onun adı e, Sertavul geçidi olacak yukarıdaki çubuk geçidi olacak hemen buradaki yanlışı düzeltmiş olalım biz gülek geçidi de yine Adana niğde arasında çubuk dediğimiz yer Sertavul Sertavul geçidi de e, Mersin Karaman arasında yukarıdaki Sertavul diye yazılan yerde çubuk geçidi o da Antalya ile e, Isparta arasında ve yine görüldüğü gibi Akdeniz bölgesinde 3 tane Karadeniz bölgesinde 3 tane diyor ki neden acaba burada daha çok geçit yoğunlaşmış. Bakalım. Kıyılarda nüfusun yoğun olması demiş. Nüfusla geçit arasında pek fazla bir bağlantı yok arkadaşlar. Bölgenin iklim özelliği. Aa Karadeniz ikliminde daha fazla geçit, Akdeniz iklimi daha az geçit var. Hatta o Karasal iklimde hiç geçit yok. Bu da yanlış, saçma bir fikir olur. Endüstrinin gelişmiş olması, endüstri geçide bağlı olarak gelişmez arkadaşlar. Orman örtüsünün gür olması orman geçidi bir engeldir. Geçit yapmak için orman özellikle şahsi anlamda kesilmez. Dağların kıyıya göre uzanış doğrultusu. Bunu alabiliriz. Mesela Türkiye'de tüneller Ege bölgesinde yoğunlaşırken geçitler Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmıştır. Dağların kıyıya paralel uzanması kıyı ile iç kısımlar arasındaki bağlantının geçit ya da tünellerle karşılanma zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Yani cevabınız burada Edirne olmak durumunda. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki demiryolu ağı gösterilmiştir. Gösterilsin bakalım. Haritaya göre Ankara'dan yola çıkan bir trenin aşağıdaki limanlardan hangisine ulaşması beklenmez demiş. Yani demek istiyor ki size arkadaş şunu biliyor mu? Bu Mersin, İzmir, Samsun, Antalya ve Zonguldak'ta Demiryolu var mı yok mu? Onu biliyor mu bilmiyor mu sorusu. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde demiryolu bağlantılı iki tane limanımız var. Biri Samsun, diğeri Zonguldak. Akdeniz bölgesinde Mersin, İskenderun arkadaşlar. Ondan sonra Ege bölgesinde de İzmir. Marmara bölgesinde de gördüğünüz gibi orada İstanbul, İzmit, e, Bursa. E, en önemli yerlerin arasında Balıkesir özür dilerim Bursa demişim. Balıkesir en önemli demiryolu bağlantılı limanlardır. Şimdi Mersin limanı var, İzmir limanı var, Samsun limanı var, Zonguldak var, Antalya yok. Zaten haritada görüldüğü gibi Antalya kısmında demiryolu bağlantısı yoktur. Cevabımız budur arkadaşlar. Dördüncü soru. Bir limanın iç kısımlara kara ve demiryolu ulaşımı zor ise hinterlandı dardır. Doğru. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen limanlardan hangilerinin hinterlandı dardır? Arkadaşlar hinterlandı daraltan en önemli etken dağların kıyıya uzanış doğrultusudur. Eğer dağlar kıyıya paralelse hinterland dardır. Genel anlamda söylüyorum bunu bakın. Eğer dağlar kıyıya dik uzanmışsa 5 numaranın bulunduğu Ege kıyılarındaki gibi hinterland geniştir. Ya da dağ yoksa 2 numaranın bulunduğu İstanbul Limanı gibi. Türkiye'nin en büyük hinterlandı geniş olan limanıdır İstanbul Limanı. Yani 2 ile 5'i kabadan silmiş olduk. Elimizde 1, 3 ve 4 kaldı. 4 arkadaşlar yine Adana bölgesinin hinterlandı geniş olan bir limandır. Çünkü oradaki Bolkara, Aladağ tahtalı Bimbo adalar biraz daha içeride. Çünkü Çukurova deltası alanı bayağı geniş bir yere yayılmış. O yüzden 1 ve 3 bizim için en önemli hinterlantı dar olan limanlara örnek olarak verilebilir. Trabzon Limanı ile Antalya Limanı'nı alabilirsiniz yani. Cevabımız burada 1 ile 3 olacak. Yine bir harita sorusu arkadaşlar. Ne demiş bu harita sorumuzda? Şöyle bir bakalım. Türkiye'de doğu ile batı ülkeleri arasında önemli transit yolları üzerinde bulunur. Evet bu nedenle transit ticaret gelirleri fazladır. Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında bulunduğu için demek istiyor. Buna göre haritada işaretli illerden hangisinin limanları transit taşımacılığa konu olanlardan biri değildir demiş. Şimdi arkadaşlarım şöyle düşünün. Transit ticaret güzergahı üzerinde olduğumuz için bizim endüstri sanayi alanında atılım yapmış limanların bu anlamda yeri var. Mesela bir numara Samsun Limanı. Evet. Gerçekten transit ticaret limanımız İstanbul Limanı Hakeza, İzmir Hakeza, Mersin Limanı Akdeniz'in en gelişmiş limanıdır o da aynı şekilde ama 4 numarayla gösterilen yerdeki Muğla'daki liman sanayi ile bir ilgisi yok. Yat ya da kruvaziyer gemilerinin genellikle bulunduğu bir turizm limanı olarak bilinir. O yüzden burada etkisi en azdır dediği için 4 numarayı alırız. Evet, diğer bir soruya geçelim. Geçitlerle ilgili zannediyorum işaretli soru. Bakalım neymiş? Türkiye'de haritada işaretlenen alanların hangilerinde aynı genişlik ve uzunlukta yapılacak olan demiryolu sisteminin maliyeti diğerlerine göre daha fazla olur. Şimdi ben bu işaretli yerlerde demiryolu yapacağım. Maliyeti en yüksek olanı istiyor benden. Bir kere arkadaşlar maliyetinin yüksek olması yeryüzü şekilleriyle alakalıdır. O zaman arazinin düz olduğu yerleri bir başta eleyelim biz. 4 numarayla 5 numarayı eleyelim. Niye? E çünkü 4 numara İç Anadolu, 5 numara Güneydoğu Anadolu'da arazi genellikle düzdür. 4 ile 5'i eledik. Geriye 1, 2 ve 3 kaldı. 1 numara Doğu Karadeniz. Gerçekten maliyeti çok yüksek olan bir yerdir. İç kısımlarla olan bağlantısında dağlar kıyıda set oluşturduğu için maliyeti artırır. 1'i aldık. Ha, bu birin yanına 2'yi mi alalım, 3'ü mü alalım? Şimdi 2 tamam dağların kıyıya dik uzanmasından dolayı maliyeti arttırdığını görebilirsiniz. Ama 3 numaraya çok dikkat edin. 3 numara bir boğaz geçiyor. Her zaman aklınızda olsun bir boğaz geçen kara ya da demir yolu tünel yapılma maliyeti çok yüksektir. O yüzden 1 ve 3 benim burada cevabım olacak arkadaşlarım. Devam edelim. Yeni bir soru. 7. sorumuz. Merkezler arasında kuş uçumu mesafe daha kısa olmasına karşın başta dağ sıraları olmak üzere olumsuz yer şekilleri kara ve demir yolu ulaşımın daha güç şartlarda ve daha uzun sürede gerçekleşmesine yol açmaktadır. Yani arazinin eğimli engebeli olduğu yerlerde diyor bir yerden bir yere daha uzun sürede ulaşılabilir. Evet. Parçada belirtilen durum haritada işaretlenerek gösterilen hangi ulaşım hattında daha az belirgindir? Yani daha düz olan kısmı, yani daha böyle engel teşkil etmeyen yeri soruyor aslında bana. 5 numarayı direkt kafadan siliyoruz çünkü ne demiştik? Orada bir boğaz ya da herhangi bir su alanı geçiliyorsa maliyet artacaktır. Çok daha güç şartlarda ulaşım uzun sürede yapılacaktır. 2 ve 1'i de dağların kıyıya paralel uzanmasıyla alaka kurup eliyoruz. 3 numara da daha aynı. Ama 4 numarada dağlar kıyıya dik uzanmıştır. Yani doğu-batı şeklinde uzanmıştır. Eğer ben yolu kuzey-güney değil de doğu-batı şeklinde yaparsam böyle bir e, zorluk ya da güçlükle fazla karşılaşmam. O yüzden 4 numara benim cevabım olacak arkadaşlar. Devam edelim. 1932 ve 1936 yıllarında hazırlanan 1. ve 2. 5 yıllık sanayileşme planında demir, çelik, kömür ve makine gibi temel sanayiler arasında demiryolu kurulmasına öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ek bir bilgi vermiş olsun. Bu karara göre haritada işaretli hangi demiryolu hatlarının inşa edildiği söylenebilir. Soruyu iyi okumak lazım arkadaşlarım. Burada benden istediği nedir? Soruyu okurken orada bak bir demir çelik, kömür ve makine gibi temel sanayiler arasında demiryolu kurulmasına öncelik verilmiştir. Yani burada öyle bir yer arayacaksınız ki demir çelik ve kömürle ilgili bir bağlantı söz konusu olsun. Şimdi bizim Sivas Divriği'yi herkes bilir. Sivas Divriği, Malatya, Hekman, Hasan Çelebi buralarda demir çıkar. Ve bu demir demir çelik fabrikalarında işlenir. Özellikle Ereğli ve Karabük Demir Çelik Fabrikası. Bu iki numaralı yere dikkat eder misiniz? İki numaralı yerdeki noktanın hemen orası Sivas. Sivas'taki demir madeninin çıktığını düşünün. Devam edelim. Üç numaraya doğru gidin. Orada da Ereğli, Karabük, Zonguldak'ta demir çelik fabrikaları var. Enerji kaynağına yakın olduğu için orada işleniyor. Yani cevabınız 2 ve 3 olabilir. Olacaktır. Bu kadar yerin arasında bakın soruyu okumak altını çizmek çok önemlidir bazı arkadaşlar sorunun tamamının altını çiziyor odaklanamıyor çok yanlış bir ifade kesinlikle yanlış bir ee, olay siz sadece demir çelik ve kömürün altını çizerseniz daha iyi odaklanır ve sorunun 2 ve 3 olduğunu 2 dakikada bulursunuz cevabının. Evet 9. soru. Limanların iç kısımlarla bağlantılı olduğu alanlara hinterland denilir. Hinterland alanı içerisindeki üretim ve tüketim büyüklüğüne bağlı olarak limanların ticaret kapasitesi artmaktadır. Yani diyor ki hinterlandı geniş olan limanların ticaret hacmi de fazla olur. E, hinterland da bildiğiniz üzere dağların kıyıya uzanış şekliyle alakalı. Mesela 4 numara Ege bölgesi dağlar kıyıya dik uzanmıştır ve hinterlandı çok geniştir oradaki dağların. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde bu durum pek de fazla iyi değil. Şimdi diyor ki bu durumda haritada işaretli limanlardan hangilerinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha fazladır. Şimdi arkadaşlar Hinterland'ı en geniş olan limanımız İstanbul Limanı'ydı. 3 numarayı o yüzden alabilirsiniz. Yerini bildiğimiz için. Türkiye'de hem ithalat hem de ihracatta da 1 numara. 3'ü aldık. 4 e numarayı da biraz önce dağların kıyıya dik uzanmasıyla alaka kurdum ve aldım. Geriye 1, 2, 5 ve 6 kaldı. Bunlardan alabilir miyim bakıyorum. Biri kesinlikle alamam. Çünkü Doğu Karadeniz Hinterland'ı en dar olan limanlardan İki numara Sinop Limanı. Türkiye'nin tamam en büyük limanı olabilir ama hinterlandı olmadığı için pek fazla gelişmemiş bir limandır. 5 numara Antalya ve 6 numara Mersin kaldı. Antalya ile Mersin'i karşılaştırıp Antalya'yı asla almam çünkü interlantı çoklardır. Bunun yerine Mersin'i alırım. Mersin daha geniştir en azından. 3, 4 ve 6'yı bu yüzden seçiyorum arkadaşlarım. Cevabınız Denizli olacaktır. Onuncu soruya geldik. Cumhuriyet döneminde iç bölgelerde üretilen ürünlerin veya çıkarılan ham maddelerin limanlarla dış pazarlara daha kolay dağılması amaçlanmıştır. Bu amaçla limanlara ulaşan demiryolu ağları inşa edilmiştir. Buna göre yukarıda haritada işaretli limanlardan hangileri bu durumu örnek olarak gösterilemez? E, zannediyorum 5-6 soru öncesinde böyle bir şey çözmüştük. Yani bu sorudaki mantık şudur. Öğrenci demiryolu bağlantılı limanları biliyor mu bilmiyor mu sorusu. Bir daha söylüyorum. Karadeniz bölgesinde Samsun'la Zonguldak başka hiçbir ilin demiryolu bağlantısı yoktur. Akdeniz bölgesinde Mersin, İskenderun vardır. Ege bölgesinde İzmir'in. Marmara bölgesinde de İstanbul, İzmit ve Balıkesir'in vardır. Şimdi böyle bir durumda Çanakkale'de demiryolu bağlantısı yoktur. Onu almayacaksınız. Antalya'da demiryolu bağlantısı yoktur. Onu da almayacaksınız. E o zaman cevabınız çıktı. Ceyhan, Çanakkale ve Antalya benim cevabım olacak. 11. soru bir limanı çevreleyen ve onunla yakın ekonomik ve toplumsal etkileşim içerisinde bulunan bölgeyi Hinterland denir. Buna göre haritada numaralandırılmış limanların hangisinin Hinterland'ı daha dardır? Arkadaşlar daha dardır diyor. Dar olduğuna nasıl kanaat getireceğiz? Türkiye'de zaten Sinop'la Antalya aklınızda olsun. İkisinden biri mutlaka çıkacak ama ben bu soruyu niye sordum? İkisini de bir verdim. Hadi bakayım. Ne yapacağız? Zaten 4 İstanbul Hinterland'a en geniş geçtik. 3 numarada Muğla, Menteşe yöresi tamam dağlar kıyıya özellikle paralel olarak uzanmış ama burada e, genelde turizmi kapsadığı için sanayide, hinterlanta burada bakmazlar. Yani yükleme boşaltma yapacak herhangi bir şey yok. Burada yükleme boşaltma yapılan insanlardır. İnsanlar inerler, binerler, gezerler, dolaşırlar, tekrardan geri giderler. Bir numaranın da geniş, onu da geçtim. 5 mi, 2 mi? 5 numara Türkiye'nin en büyük e, doğal limanı arkadaşlar. Türkiye'de bu arada 3 tane doğal liman var. Sinop, İzmit ve İzmir. Bunlar içerisinde ee, en büyük ama hinterlantı en dar olan liman Sinop Limanı olarak bilinir. 2 numara da genelde sanayi ile alakalı olmadığı için biz sanayide e, ve ekonomi ile alaka kurduğumuz için 5 numarayı alabilirsiniz. Yani cevap olarak Sinop Limanı Türkiye'nin hinterlantı en dar olan limanı olarak bilinmektedir. Evet diğer bir soru 12. Marmaris limanından hareket eden bir kurvaziyer gemisi. Kurvaziyer özellikle turist taşıyan büyük gemiler olarak bilinir. Herhangi bir boğaz kullanmadan diyor. Aşağıdaki ülkelerden hangisine gidebilir? Şimdi Irak'a gitmesi için şöyle bir bakıyorum. Süveyş kanalından geçmesi lazım. Irak tarafına gitmesi için Süveyş kanalından geçmesi lazım. Burada kullandı. Bulgaristan'a gitmesi için bizim Çanakkale ve İstanbul boğazından geçmesi lazım. Çünkü Bulgaristan Karadeniz kıyısında. Ukrayna'da aynı şekilde. İran'da yine Süveyş Kanalı'ndan gitmesi lazım ki İran'a mal götürebilsin. Babil-Mendeb Boğazı ya da Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi lazım ileride. Lübnan hemen bizim güneyimizde arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir boğaza girmeden Lübnan'a gidebilir. Cevabınız burada Edirne olarak geçecek. Bazen böyle ülke sorusu sorabilir. Bu tarz soruları sorabileceği için bu örneği vermiş oldum. Evet, Türkiye haritasında verilen merkezlerden hangisine demiryolu ile ulaşım yoktur arkadaşlar? Şimdi Kars, Ereğli, Çanakkale, İzmir, Adana. Adana, Akdeniz bölgesinde demiryolu ulaşımı sağlanan bir ilimiz. Zaten Akdeniz'de sadece bir ile demiryolu bağlantısı yok. O da Antalya. Ege bölgesinde sadece bir ile yok. O da Muğla. Marmara bölgesinde Yalova'da, Bursa'da ve Çanakkale'de demiryolu bağlantısı yoktur. Ve Çanakkale'yi vermiş. Yani sizin burada cevabınız zaten Çanakkale olacak. Karadeniz bölgesinde arkadaşlar demiryolu bağlantısı olmayan birden fazla il var. Şimdi söyleyip zamanınızı almak istemiyorum. Bu konuyla ilgili özellikle short videolarına bakabilirsiniz. Aynı kanal içerisinde bunların hepsini tek tek böyle 10 saniyelik 5 saniyelik bilgiler var. Hap bilgiler bakıp sınavdan önce girmenizde fayda var. Yani cevabımız ortaya çıkmış oldu. Evet yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış alanların hangisinde yer şekillerinin elverişsiz olması nedeniyle ulaşım zorlaşmıştır? Yani en dağlık yeri istiyor. Bu senin Türkiye fiziki haritasını bilip bilmediğine dair bir soru. Aslında soru basit ama sen Türkiye'nin fiziki haritasını biliyor musun? Şimdi bir numara Güneydoğu Anadolu bölgesi düz olan bir yer. Beş numara e, Afyon, Uşak, Kütahya gibi yani Ege bölgesinin en dağlık kesmini gösteriyor ki Afyon Türkiye'de. Ee, nasıl desem Alp Himalaya Kıvrım Dağ Sistemi'nin Türkiye'de birleştiği iki nokta var arkadaşlar. Afyon'da birleşir. Afyon'dan tekrardan ayrılıp kuzeye gidip Kuzey Anadolu dağlarını, Güney'de Toros dağlarını oluşturup Tuncel'de tekrardan birleşir. Sonra işte Orta Doğu kısmına ayrılırken Zagros, Hindukuş, Altay, Himalaya dağları derken devam eder gider. Yani Türkiye'deki iki birleşim yerinden biri o 5 numaranın bulunduğu yerdir. Afyon 3800 civarında bir yükseltisi var. 3 numara zaten Edirne düz olan bir yer. Ergene Havzası olarak olarak bilinir. 2 numara İç Anadolu bölgesinde düz olan bir mekan. Yani burada en dağlık olan yerin 5 numara olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlarım. Cevabınız Edirne'dir. 15. Yukarıdaki Türkiye haritasında demiş ve Türkiye haritasını aşağıya koymuşum. Bu haritada numaralandırılmış limanlardan hangilerinin iç kısımlarla demiryolu bağlantısı vardır? Dikkat edin sorduğum sorulara. Bu tarz soru bu sene gelecek. Geldiğinde dua edersiniz inşallah. Bu tarz şeylere daha çok dikkat ediyor ÖSYM. 5 4 numaralı yerlere bakalım. Ne diyor? Demiryolu bağlantısı vardır. Arkadaşlar ne demiştim size? Karadeniz bölgesinde sadece 2 il demiryolu bağlantısı var. Biri Samsun, biri Zonguldak. Burada Samsun yok, Zonguldak var. Yani 4 numara onu alıyoruz. Ege bölgesinde sadece İzmir demiştim. 2 numara Muğla'ya denk geldiği için almıyoruz. Akdeniz bölgesinde 2 yer demiştim. Mersin ve İskender'ın burada 1 numara Antalya ifade ettiği için. Zaten Antalya'da demir yolu yok. Geçiyoruz oraya 3 numaraya alıyorum. Yani 4 ve 3 benim cevabım olacak arkadaşlarım. 16. soruya geçelim. Evet yukarıda Türkiye haritasında numaralandırılan geçitler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Bir numara arkadaşlar Rize ile Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan Ovit geçididir. 2 numaraya baktığım zaman iki numara hmm, Karadeniz bölgesinde Ecevit geçidi arkadaşlar. 3 numaraya bakıyorum. 3 numarada Adana-Nida arasında yer alan Belen geçidi. E o zaman 1, 2 ve 3... Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3. Ovit 2 numara, Ecevit 3 numara, Belen olacak. Bakalım bakayım. Şimdi o zaman ben burada soruyu hazırlarken arkadaşlar 2 ve 3'ün yerini değiştirmem gerekiyordu. Öyle kabul edelim biz. Önemli olan yerler değil. O yerlerdeki geçidin ismini bilebilmek. Ben bunu birazdan yine düzeltirim. Ama siz... 2 numaralı yerin Ecevit olduğunu, 3 numaralı yerinde de Belen geçidi olduğunu bilebilirsiniz. Belen geçidi Hatay İskender'in arasında arkadaşlarım. Yine aynı şekilde 3 numarayı Belen geçidi olarak alabiliriz. Evet bunu değiştireyim ben ama soruyu bu şekilde açıklamakta fayda var. 17. Evet. Yukarıdaki limanlardan hangileri kuruvaziyer turizminin en fazla geliştiği merkezlerdir? Kuruvaziyer turist taşıyan gemiler arkadaşlar. Bu anlamda bizim ülkemizde İstanbul bir numaradır kurbazı yer ve Kuşadası son dönemlerde en fazla Marmaris özellikle 2021-2022 döneminde Marmaris birinci çıktı. Burada İstanbul ve Kuşadası'nı alabiliriz. Kuru en önemli gelişmiş limanlar arasında. Ve son sorumuz arkadaşlar 18 aşağıdaki şehirlerden hangileri arasındaki demiryolu ulaşımında 3. bir ilden geçme zorunluluğu vardır diyor. Bak bak üçüncü bir ilden. Diyarbakır, Malatya, komşu zaten. Kütahya Eskişehir komşu. İzmir Manisa komşu. İstanbul Edirne. Bak bak çok güzel bir soru arkadaşlar. Aslında İstanbul Edirne'yi herkes belki komşu zanneder ama arasında Tekirdağ vardır. Yani İstanbul'dan Edirne, Edirne'den İstanbul'a geçmek için Tekirdağ'dan geçmek zorunda kalırsınız. Hatta Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne ve Karadeniz'e kıyısı vardır. Çok önemli güzel bir bilgi. İnşallah işinize yarar. Erzurum Kars zaten komşu. Burada cevabınız Denizli olması gerekiyordu. Evet arkadaşlarım yaptığınız verdiğiniz cevaplara göre kendinizi deneyebilirsiniz. Bu bizim kendi skalamız tabii kendinize göre de değişebilir bu. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Tabii açıklarımız olacak, tabii yanlışlarımız olacak. Biz de insanız ama açıklama yapıyoruz burada. O yüzden açıklamaları dinleyin diyorum. Yani eğer açıklamayı dinlemeyip direkt ekran görüntüsüyle soru çözerseniz ve cevaba bakarsanız hani hoca nasıl soru hazırlamış, nasıl cevaplamış şeklinde düşünebilirsiniz. Açıklama bu yüzden bizim için önemlidir. Bir sonraki konumuz Türkiye'de ticarette son TÜİK verileriyle ilgili bilgiler hazırlanıp size sunulacaktır. Çok fazla değil 2-3 güne kadar o da gelecek arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler.